Sorular varsa daha sonra alabiliriz. Bir kere futboldan öte birçok şey yaşanıyor. Bunu yayıncı kuruluşa hem maç öncesi hem de maç sonrası birkaç bu konuyla ilgili yaşadığımız hadiselerle ilgili yorumda bulundum. Çok uzatmadan tekrar edeceğim. Çok olağanüstü bir durum var. Tabii olağan şeyleri konuşmaya alıştığımız bir dönemde yaşadığımız bu hadiseler. Ligde bu hafta oynanılan maçlar, seyircisiz olması ve bizim o ruhu açıkçası oyunda ne kadar yaşatmak istesek de, bugün kazanmış olsak da bize bu olanakların tamamını, açıkçası futbolda borçlu olduğumuz her şeyin, kazançlarımızın, maneviyatımızın, her şeyin kaynağı taraftarlar, bunu biliyoruz. Onlar olmadan ne güzelliği oluyor ne de bu tadı kazandığınızda da içeride onları hissetmek istediğiniz maç içindeki süreçte de onları hissedememek çok kötü. Çünkü bu bir heyecan. Kaldı ki futbol temaslı bir oyun. Teması biz aynı dili konuşmadığınız çok oyuncu olsa da bizim takımda da 6 dile yakın farklı dil konuşuluyor. Ve biz de neticede oyuncularımızla hem diyalog anlamında hem temas anlamında dokunmak ihtiyacı hissediyorsunuz. Bu bir, çünkü sarılmak, onu coşkuyu yaşamak, maç öncesi onu hissettirmek bazen güvendir. Bu güvenin sağlıklı alanda kaybedildiği bir dönemde tabii ki oynamak zor. Ama bu konuda biliyoruz ki hem devletimizin hem bugüne kadarki olan süreçte çok güven veren açıklamalar oldu Sağlık Bakanımız tarafından da. Bu süreci de bugüne kadar hem hiçbir yaşamın şu ana kadar yoktu sanırım. Bilmiyorum, son anlarda oldu mu, hiçbir yaşam kaybedilmiş olmaması ve de sürecin iyi yönetilmesi, yabancı oyunculara bu yaşanılan süreçte bunlar olmadığı için o güveni, çok güvenli bir ülkede bulunduklarına dair maç konsantrasyondan uzaklaşmadan bunu sağlamış olmamız önemliydi. Neticede futbolda devam ediyor ve bu ligi oynuyoruz. Bugün çok önemliydi. Çünkü lig her zaman, ilk geldiğim maçlardan sonra da söyledim, kaç galibiyet alırsak alalım son haftaya kadar sürecek bir mücadele var. Son 8 maçın 4'ünü kazandık. 4'ünde berabere kaldık. İyi bir puan ortalamasıyla oynuyoruz. 2 puan ortalamasıyla. Ve hala bu mücadele bitmedi, bitmeyecek. Çünkü bu ligin bitiş düdüğüne kadar devam edecek. Her takımın hiç umudunu kesmeden son haftaya kadar hem şampiyonluk mücadelesi hem de alt tarafta sıralama mücadelesi verdiği bir lig oynuyoruz. Çok heyecanlı. İşte bu heyecana da taraftarsız maçlarla devam edilmesi bence bizim adımıza da hem taraftarlarımız adına da iyi bir şey değil, ama hem bu işin ekonomisi hem arka planda neler yaşandığıyla ilgili o organizasyon çok önemli. Bunu maç öncesi değerlendirdim. Yani çok şükür iyi bir bu konuda gelişim oldu. Sağlık konusuyla ilgili söylüyorum. Bilim kurulu, devletimizin bakanları, büyüklerimiz, başkanımız iyi yönetti diye düşünüyorum. Ama bu konulardaki her kararda arkadaşlar, geçmişte de yaşadık. Yani oraya futbolla ilgili bir karar verilecekse, diğer branşlarla ilgili de, sadece futbol değil, bütün spor müsabakalarıyla ilgili, bu konuda ne teknik adam görüşleri, ne oyuncu görüşleri, işte böyle olduğunda çıkıp dün, yani onları eleştirmeyeceğim, haddime de değil, kendi yorumları, saygı duyuyorum, benim de kendi yorumum var. Yani o böyle eleştiriliriz ülke olarak. Ben istiyorum ki bu konuda biz de bütün teknik adamları çağıracak halleri yok. Süper Lig, PTT, diğer profesyonel liglerden birkaç tane hocayı bizi temsilen çağırın. Biz de onların kararlarına saygı duyarız. Oyuncular da öyle. Çağırın takım kaptanlarından kendi temsil edecekleri. Herkesin birbiriyle iletişimi, tanışıklığı üst seviyede. Bizi çalıştıran hocalar var ligde geçmişte. Yani bunlara saygı duyarız. Birlikte bu kararlar alınsın. Hem ekonomik anlamda neler, nasıl yöneticiler. Çünkü bu işte mağdur olacak en önemli kişiler, emin olun, biz değiliz. Yani biz bu süreçte ligler iptal edilse de, ligler ertelense de, ben şahsım adına söylüyorum, hiçbir şeyi gözetmiyorum. Ama çalışanların arkamızda, tesislerde, bu işte bizim yanımızda sahada çalışanların ücretleri ödensin. Ne yabancıların, eminim ki bunları madem konuşuyoruz, ne de bizim ligin geri kalanında hiçbir beklentimiz yok maddi anlamda. Çünkü bu işten
Yani çok şükür içinde olanlar büyük bedeller kazanıyorlar, büyük paralar kazanıyorlar ama bu emekçilerle ilgili ya da çalışanlarla ilgili bir karar alınırsa saygı duyuyoruz. Kulüplerde sanırım içinde bulundukları durumda yöneticilerimiz, başkanlarımız bu ekonomiyi yönetemedikleri için bu süreçte maçların oynamasına da taraftılar. Ama biz böyle bir şey düşünmüyoruz açıkçası. Düşünmemek, oynamak istemiyoruz değil. Her kararı zaten uygulamak zorundayız ama oyuncularımızın zihinsel sağlığı adına emin olun. Yani şu pozisyonda olmasak bugün bu maçın temposu da arzusu da bu seviyede olmazdı. Biz oyuncularımızı bir final maçına çıkardık bugün. Çünkü oynadığımız hem 7 karşılaşmada kendimize olan güvenimiz, iyi oyunumuz, hem onu sürdürme adına hem kalan maçlardaki son 8 haftadaki fikstürümüzün zorluğu adına çok kritik bir karşılaşmaydı. Öyle motive ettik. Çok şükür kazandık. Ama kazanmaktan daha önemli de bugün yaşanan ve de bu sürece gelene kadar olan durumlar var. Herkese teşekkür ediyorum. Taraftarımız burada yoktu ama ruhen bize, oyuncularımıza, bize onu hissettirdiler. Biliyoruz bunu. Çok teşekkür ediyoruz hepsine. Maç öncesi bizi karşıladıklarında da sağ olsunlar. Ve yani teşekkürlerimizi sunuyorum ve 3 puan tabii ki önemli ama daha önemlisi emin olun insanların sağlığı, içinde bulunduğumuz durum. Teşekkürler. Evet, Charles'la ilgili bir beyanatım oldu. Charles bu süreç yaşanmadan önce, daha Türkiye'de de bu konu hiç konuşulmadan önce 2 günlük bir tedavi için yurt dışına gönderdik. Tabii bu tedavisi bitti. Bir oyuncumuz ve de çok önemli bir oyuncumuz da her maçta da bu şansı, oynama şansını bulmuştu. Şu an Brezilya'da. Yani getirmek istedik, tabii karantina süreciyle ilgili bunu yaşadık. Ve Fransa üzeri gitti Brezilya'ya. Göndermek zorundaydık çünkü kendi doktoruyla daha önce yaşadığı bir sakatlıkla ilgili bir durumdu ve de saygı duyduk tercihine. Birlikte bu kararı verdik. Şimdi dönüşünde bu sorunu yaşıyoruz. Yani nasıl ve sadece Charles değil, geçen hafta ve önceki hafta yabancı ya da yerli oyuncularımızın, bizde gurbetçi oyuncu da çok fazla, aileleri geldi, yakınları geldi, aramızda oldular. Şu an otelde olanlar var, yurt dışına tekrar çıkamadılar. Bunlarla da birlikte yaşadık. Yani, ve yani hastayız demiyoruz ama potansiyel hastayız. Çünkü test yaptırmadık. Gribal enfeksiyon yaşayan 7 oyuncumuz oldu 2 hafta önce. Gustavo'yu, Çeluska'yı maçlarda oynatamadık. Bunun sebebi Malatya deplasmanında, Kayseri deplasmanında oynatamamamızın nedeni gribal enfeksiyondu. Yani çok bir komplocu düşüncede değilim. Hep optimist yaklaşıp iyimser düşünmeye çalışıyoruz ama yani süreç bu. Bizim yorumlarımızın ya da fikirlerimizin değeri adına söylüyorum. Bu süreci böyle yaşarsak alınan tedbirler, sağ olsunlar, iyi yönetiliyor bu durum. Ülkemizde gerçekten iyi yönetiliyor. Sağlık Bakanımız, diğer bakanlarımız inanılmaz iyi yönettiler. O güveni de biz onlara hissediyoruz. Bu konuyla ilgili de umarım birlikte bir karar veririz. Teşekkür ederim. Kişisel tercihim bu. Yani ertelenmesi, oynamaması, daha sonra nasıl bir karar alınacak, sonrasında adaletli bir yarış olacak mı, çok önemli. Yani zaten 4 hafta ertelendiğinde, eğer Avrupa Ligi, Avrupa Kupası da ertelenirse Haziran'a uzayacak bir lig ya da her hafta 8 maçın 4 haftaya sığdırılabileceği bir sezon yaşayacağız. Yani ligden düşen takımlara yazık olacak. Hadi ligden düşenler cezalandırılıyor ama yukarıdaki yarışı yapıp hani Şampiyonlar Ligi, Avrupa Ligi'ne katılacak takımların belirlenmesi farklı olabilir ama bence bu yıl alttaki takımlardan hiçbiri düşmemeli. Yani çünkü bu süreçte de hem sağlık hem yabancı oyuncuların psikolojisi çok adaletsiz bir yarış olacağını düşünüyorum. Ligler ertelenirse. Bu minimum zaten 3 hafta olacak. Milli maç arası da var, bu sürece dahil edilecek. Eğer ülkemizde de hastalık koronavirüsünden bu saptamalar gerçekleşirse, teşhisler, bence daha da uzayacak. Bu benim şahsi fikrim. Çünkü bu oyuncularımızın aileleriyle ilgili, onlara ulaşamayan yabancı oyuncularımız var. Ulaşamayan kastettim, gidip gelemedikleri, şimdi milli maç arası vardı, herkesin bir programı oluyor. Bunlarla alakalı bence çok doğru bir planlama yapılmalı. Her şeyden önemlisi hepimizin sağlığı. Ve söylediğim gibi bu süreçte kararların birlikte alınması ihtiyacı var. Yanlış anlaşılıp anlamadıysak, yarın
Ben yarından sonra şahsi düşüncem, bu son alınan kararlardan sonra da liglerin erteleneceğini düşünüyorum. Bu konuda da bu yarın ortaya çıkacaktır diye düşünüyorum. Bunlar bir yerlerden alınmış bir bilgi değil. Sürecin getirdiği, bize yaşatılan bu durumun getirdiği ve de bu süreçte de bundan sonra liglerin oynanma tehlikesinin içimizden hastaların çıkabileceğine dair düşüncemden dolayı. Ben eminim ki eğer varsa böyle bir şey, şu yaşanılan ortamda bize virüs bulaşmış olabilir. Futbolcuların aileleri geldi, yabancı aileler geldi, çocukları geldi, anne babaları aramızda. Emin olun bugün, yani söyleyeyim bir örnek, Sinan Gümüş'ün geçen hafta anne babası geldi. Hocam dokunamıyorum diyor. Yani Almanya'dan. Yani bu bir örnek sadece. Bunun gibi, yani net olsun diye söylüyorum çünkü konuşmalarım sanki yorum gibi algılanabilir. Hayır, net bizim içimde yaşadığımız durum bu. Bugün konuşuyoruz. Dikkat et lütfen diyorum. Yani biz de oyuncularımıza sağ olsun Süleyman Demirel Üniversitesi'nden bizim doktorumuzun Can Bey'in eşi Emel Çetin tarafından mikrobiyoloji uzmanı. Yani basını tabii her şeyi servis edemiyoruz. Bütün konularda bilgilendirildik. Hem veriler anlamında hem nasıl yaşamamızla ilgili. Şimdi oyuncularım anne babasına, çocuklarına dokunamıyor. O soyunma odasında bırakın sarılırken herkes bir tereddüt içinde. Yani temassız bir, yani biz bazen emin olun karşılıklı konuşurken göz göze gelip bazen dilimizi anlamasa da o gözlerin